Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir Çapraz Açı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün Çapraz Açı programımız yine her zamanki gibi dop dolu geçecek bir konuğumuz var. Siyasetin yeni başkanlarından ifade edebileceğimiz bir siyasetçimizle birlikte gündemi değerlendireceğiz, dünyayı değerlendireceğiz, ülkemizi değerlendireceğiz. Kendi siyasi partisinin anlayışını, vizyonunu ve neler yapılacağı hakkında bilgiler alacağız. Almadan önce bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü. Tüm basın mensubu arkadaşlarımın, kardeşlerimin, emekçilerin gününü kutluyorum. İnşallah tüm basın emekçileri refaha ulaşır. Sadece kutlamakla bırakmayın diyorum tüm siyasetçileri, tüm bürokratları, tüm kamuları diyeyim. Aklınıza kim gelirse gelsin. Sadece kutlamakla bırakmayalım çünkü anında haber istiyor iseniz, anında görüntü istiyor iseniz desteklerle yol alıyor. Yani reklamlarla yol alıyor. Desteklerinizi hiçbir basın mensubundan, hiçbir medya kuruluşundan eksik etmeyin. Özellikle bakın televizyon ekranlarında siz değerli izleyicilerimizi, birebir siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı, sağlık sektöründeki tüm konuklarımızla sizlere onların bilgilerini aktarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu gücü nereden mi alıyoruz? Tabii ki sizden alıyoruz. Sizden de almaya devam edeceğiz. Evet, konuklarıma dönüyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sedat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Biraz rahatsızlık var ama geçecek inşallah rahatsızlıkta. Tabii. Soğuk algınlığı var, bir türlü geçmiyor. Havalar bakacağız. Değişken şu ara bayağı. Havalar değişken, insanlar değişken. Evet, maalesef. İnsanlar daha değişken. Evet, önce Arda Bey'den başlayalım. Sayın Arpacı hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ben tanıtayım Arda Bey'i. Arda Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Pamukkale ilçesi ilçe belediye başkanı olarak daha bir ay olmadı değil mi? Olmadı. Bir ay olmadı. Genç siyasetçilerimizden ve yanında aslında iki tane üstad diyebileceğimiz siyasetçi yorumcusuyla birlikte programı yürüteceğiz. Sayın İçen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakursoy hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Tabii ki misafirden başlayalım. Tabii misafirden başlayalım. Heyecan var mı? Var tabii ki. Heyecan her zaman var. Hep heyecanlı tabii. Olmanız gerekiyor. Heyecanımız en üst seviyede. Bir kendinizi şöyle izleyicilerimize, mesela izleyicilerimiz Arda Arpacı'nın kim olduğunu bilmiyor. Hı hı. Bir tanıtır mısınız? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Ben tüm gazetecilerin, tüm basın emekçilerin bu gününü kutluyorum. Kendilerinin hak, hukuk, adalet arayışında olan, içinde olan tüm gazetecilerin gününü kutluyorum. Bu süreçte gazeteci arkadaşlarımızın özlük haklarının geri kazanılmasında, kendilerinin özgür basın olaraktan ifade etmesinde ve şu süreçte biz siyasetçilerle beraber omuz omuza mücadelesinde sonuna kadar arkasındayız. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Ve bu bağlamda da hem şu anda görevini içeride olmasından dolayı yapamayan gazeteci arkadaşlarımızla beraber görev başında şehit olan gazetecilerimizi anıyorum. Kendime tanıtacak olursam Arda Arpacı, 38 yaşındayım. Babadağlıyım. Denizli'de doğdum, Denizli'de büyüdüm. Sosyal demokrat bir aileden geliyorum. Dededen babaya, babadan bizlere. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdim. İstanbul Üniversitesi'nde işletme yöneticiliği yüksek lisansı yaptım. İstanbul'da aynı zamanda yüksek lisans yapma sırasında 3 sene boyunca da farklı sektörlerde iş tecrübem oldu. Daha sonrasında da Denizli'de şu anda aile şirketimize yöneticilik yapıyorum. Babada mı siyasetçi çok? Nasıl? Babada da siyasetçi pek çıkmazdı ama artık siyasetçiler artık, tabii siyasetçiler çıkıyor, tabii artık genç nesille beraber siyasetçilerimiz de ve siyasete ilgi duyan arkadaşların da sayısı artmaya başladı. Ben doğduğumdan beri siyasetin içindeyim. Dediğim gibi babadan geliyor. Küçüklüğümüzden beri nerede eylem var orada biz vardık.
1 Mayıs'larda, mitinglerde, ta sosyal demokrat SHP zamanından geliyor. Rahmetli Erden Ünlü zamanından, Deniz Baykal'lardan geliyor bir siyasete ilgim. Üniversitedeyken de ben hem öğrenciydim hem de İzmir Bornova İlçe Örgütü'nde aktif olaraktan, gönüllü olaraktan çalışmalarda bulundum. 2002 senesine itibaren. Zaten ilk oyumu 2002 senesinde kullandım. O zamandan bu zamana da zaten gördüğünüz gibi böyle bir sürecin içerisindeyiz. 2004 senesinde yerel seçimler sürecinde Aziz Kocaoğlu'nun oluşturduğu ekipte görev aldım. Kendisi o zaman Bornova İlçe Başkan Yardımcısıydı. Ve bir heyecanla Aziz Bey de bir yola çıkmıştı. Onun oluşturduğu genç arkadaşlardan birisiydim ve bu onuru da yaşadım. Kendisini önce Bornova'da ilk belediye başkanı yaptık. Rahmetli Piriştino'dan sonra kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Daha sonraki süreçte İstanbul'da evimin Beylikdüzü'nde olmasından dolayı Beylikdüzü'nde o zamanlar ilçe olmadan önce beldeyken belde örgütünde aktif görev alıyordum. Aynı zamanda Büyükçekmece ilçe örgütünde çalışmalarım oldu. Rahmetli Yaşar abimiz belde başkanı. Onun zamanında aktif çalıştım. Daha sonradan zaten Ekrem Bey kurucu ilçe başkanı oldu ve daha sonraki süreçte de belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbul'da endüstriyel kimyasal alanında çalışmalarım oldu. Ve bunun dışında da tekstil kimyasal alanında Ar-Ge mühendisliği laboratuvar sorumluluğu yaptım. Evet. Tekstil kimyasal alanında satış temsilciliği yaptım. Denizli'ye döndükten sonra da hem enerji alanında yatırım danışmanlığı yaptım. Bunun yanı sıra da aile işimiz tekstille de devam ettik. Yine İstanbul'da bir ortamla beraber de ithalat, ihracat işlerimiz oldu. Şu anda hem siyasete devam ediyoruz hem baktığım kadarıyla yani sizi anlattığınızları böyle beynimle tasarladım. Denizli siyaseti pek yok ama dışarıda mesela İzmir, İstanbul da yetişmiş biri olarak Denizli'ye Pamukkale İlçe Başkanlığı'na aday oldunuz. Şöyle söyleyeyim. Bu adaylık süreci nasıl gerçekleşti? Yani kolay kolay şimdi tamam Beylikdüzü'nde çalışmışsınız, işte Bornova'da çalışmışsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'de bir gelenek vardır. Denizli'nde çalışması gerekiyor. Bu çalışmadan nasıl başkanlık geldi? Şöyle söyleyeyim. 2011 seçimlerinden itibaren seçim koordinasyon merkezlerinde aktif görev aldım Denizli'de. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2015 senesinde genel seçimlerde, milletvekili seçimde, yerel seçimlerde hep il başkanlığı düzeyinde oluşturulan koordinasyon merkezlerinde görev aldım. Yine bunun dışında da Pamukkale ve Merkez Efendi ilçeleri kurulduktan sonra da ben yani hangi ilçe olduğuna bakmaksızın Merkez Efendi'nin eylemleri olduğu zaman ona iştirak ettim. Pamukkale ilçe eylemlerinde ona iştirak ettim. Ve son yıllarda da seçim zamanı dediğim gibi koordinasyon merkezlerinde çalıştıktan sonra geçen dönem aktif olaraktan Pamukkale ilçe yönetiminde yer aldım. Dediğim gibi hep siyasetin içinde de Denizli siyasetinde yabancı olmadığım için hep partili büyüklerimiz, abilerimizden zaten her şartlarda görüşme halindeydik. Kendilerinden de zaten bu süreçte artık hani arada zamanı geldi siyasette de Denizli'de aktif olarak yönetimlerde yer alman gerekiyor şeklinde sağ olsunlar bu konuda destek oldular. 2 sene önce de Pamukkale ilçe yönetiminde görev aldım. Kısaca ilçede... Hedefin ne Arda Bey? Yani hedef ne? Hedef koydun mu? Şimdi genç bir siyasetçisin. Heyecanlısın da. Belki çok televizyon kanallarına çıktın veya çıkmadın. Bir hedef belirledin mi? Yani evet, hedefim Pamukkale ilçe başkanlığıydı. Kazandım. Burada kalacak mı diyorsun? Yoksa yine büyüklerim de derse onu yapacağım diyorsun. Ya siyasette herkesin... Siz için hedefini soruyorum sadece. Ben siyasette herkesin bir hedefi vardır elbette. Ben bunların zaman içerisinde, zaman geliştikçe şekilleneceğini düşünüyorum. Sizin koyduğunuz bir hedef var mı Arda Bey? Elbette var. Yani önümüzdeki süreçte yani şimdi ben önce 2 senelinde ilçe seçimlerinde görev aldım ve şu anda başkan olaraktan çalışıyorum. Ben şu anda 4000 üyemizin de karşısına çıktığım zaman... Şu süreçte ben önümüzdeki 2023 ve 2024 seçimlerinin öncesinde Pamukkale'de mahalle örgütlenmelerinden tutun da her alanda örgütlenme çalışmalarını tamamlayacağım ve yerel seçimlere ve genel seçimlere sanki önümüzdeki 2 sene sonra seçim olacakmış gibi çalışmanın vaadiyle geldim. Zaten ben şu 2 senelik süreçte eğer başarılı olur isem
yine üyelerimizin karşısına çıktığım zaman bir iki senelik daha görev için talepkar olacağım. Başarılı olursam değil, geçmişteki hataları deney olarak kullanacaksınız, başarılı olacaksınız. Tabii ki. Yani tüm siyasetçiler böyle. Yani aynen. Siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, CHP değil. Gençler başarılı olmak istiyorlarsa önce geçmişe bakıp hataları analiz edecek. Ettiniz mi? Ettim, çok ettim. Pamukkale ettiniz mi? Şimdi şöyle, görevim icabı zaten devamlı analiz ediyordum. Bir de mühendis olduğum için devamlı benim işim rakamlarla esasen. Hep istatistik rakamlarla ben verileri önüme koyarak da çalışma yapıyorum. Şimdi kongrede de seçim konuşmasında söylediğim gibi biz mahalle mahalle ben nerede ne hatalar yapıldı. Bunların hepsini veri ve sayısal olarak da ortaya koyduk. Zaten bundan sonraki süreçte de mahallelerimize gittiğimiz zaman biz mahalle bazı çalışmalar yapacağız. İşte bu hep hem hatalardan hem eksikleri görerekten önümüzde de ve de daha İzmir ve İstanbul'daki tecrübelerime dayanaraktan da bir yol haritası çıkarttık. Bundan sonraki süreçte zaten beni izlemeye devam edin diyeyim ben size. Daha bitmedi canım program. Daha bir saat buradayız. Evet, sizi biraz dinlendirelim. Tabii ki. Önce üstada söz verelim. Tabii ki. Sayın Bakursoy, buyurun. Genç arkadaşımız yanımızda, biraz tanımış olduk. Evet. Hem heyecanı da gitmiş oldu. Açıldı, beni izlemeye devam edin dedi ama devam edeceğiz yani. Buyurun. Tabii, inşallah. İnşallah. Ben bu vesileyle Çalışan Gazeteciler Günü'nün arkadaşlarımı kutlarım. Teşekkür ederim, sağ olun. Aktif siyaset yaptığımız dönemlerde de bir siyasetçi için basın mensupları gerçekten bir dosttan öte ilişkiler kurduk birçoğuyla. Bizim de böyle acemiliklerimiz, şeylerimiz olduğunda, yeni siyasete başladığımızda zaman zaman yol gösterdiler. Onlarla ilişkilerim genellikle iyiydi. Dolayısıyla çok büyük faydaların desteklerini gördüm. Ve gerek düşüncemin propagandası noktasında, gerekse genel anlamda rakip partilerin hatalarında zaman zaman ıskalayabiliyorsunuz. Parti içi meselelerle uğraşırken gündemi takip edemiyor biliyorsunuz. O basın mensup arkadaşlar o manada çok ciddi anlamda bana destek verdiler. Hepsini bir kez daha bu vesileyle teşekkür ediyorum ve günlerini kutluyorum. Ayrıca Sayın Arpacı'nın başkanlığına hayırlı olmasını diliyorum. Evet, başarılar diliyorum. Sağ olun. Ümit ediyorum başarılı olacaktır da. Çünkü siyasette yeni yüzlere, yeni nefeslere, yeni yorumlara ihtiyaç var. Yeni soluklara ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi de yenilenme ihtiyacı hissetmiş olmalı ki böyle pırıl pırıl tertemiz, genç ama tecrübeli. Yani parti biz teşkilat deriz. Teşkilat tecrübesi olan, seçimlerde çalışmış, örgütlenmelerde çalışmış, yerel seçimlerde çalışmış. Aslında Denizli'de belki tecrübesi yok gibi olabilir ama öyle değerlendirebilir ama ben ona katılmam. Öyle diyen olursa seçim tecrübesi olmuş, yerel seçimlerde çalışmış İstanbul'da, İzmir'de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne omuz vereceğine, güç vereceğine olan inancım tamdır Sayın Başkanım. Başarılar diliyorum. Sayın İçen. Öncelikle iyi akşamlar. Buradan basın emekçilerimizin de günü kutlu olsun. Çünkü basın dediğiniz zaman demokrasinin olmazsa olmazlarındadır. Mutlaka basının, özgür basının olması o ülkenin demokratik çıtasının yükselmesine mutlaka çok büyük katkılar koyacak. O anlamda da basın emekçilerimizin yolu açık olsun. Her zaman yanlarındayız, arkalarındayız. Tabi burada Arda Bey yeni başkanımız Pamukkale ilçesinde. Ben de bu dönem Pamukkale ilçemizde oy kullanmadım. Ama hem iş yerim anlamında hem evim bu tarafta da var ama ben kendim Merkez Efendi'ydim. Tabi Türk siyasetinin gençlere ihtiyacı var. Hep buralarda konuştuğumuz buydu. Sistem gençlerin önünü tıkıyor. Sistem önünü açması gerekiyor gibi sürekli bunları konuşuyoruz her alanda. Atamızın da dediği gibi mutlaka gençlerin bu ülkede söz sahibi olması, belirli alanlarda hele hele siyasette mutlaka çoğunlukta olması, kadınlarımızın, genç kızlarımızın, buradan onlara da tavsiye ediyorum. Çünkü siyaset bir meslek değildir. Siyaset yaşamın ta kendisidir. O ülkede belirli hakların korunması adına herkesin bir şekilde siyasete katkı koyma adına da olsa siyasete yanından yönünden bir şekilde yapmak zorundadırlar diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii Arda Bey bugün bize renk kattı. Sağ olsun. Hem güzel enerjik yüzüyle
Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Arda Bey'e de. Tabii siyaset uzun soluklu bir yol. Başarı ya da hedefleri mutlaka herkesin vardır. Ama bir şekilde siz işinizi doğru yapıyorsanız toplum sizi bir yere getiriyor. Yani bir şey istiyorsanız işinizi doğru yapmanız gerekiyor. Her ne istiyorsanız. Ona odaklandığınız zaman, işinizi iyi yaptığınız zaman mutlaka o başarıyı elde ediyorsunuz. Başarı bir yere getirir, başarı da kalıcı olur. Hazır gelmezseniz ama Arda Başkan hazır gelmedi. Mutlaka ben takip ediyorum zaten. Çok ciddi çalışmalarıyla belirli kendini gösterdiği için bunlara geldi. Yoksa tesadüfen başkan seçilmedi yani. Bu anlamda önümüzdeki dönemde mutlaka başarılı olacağına inanıyorum ki başarılı olacaktır. Ben de her zaman siyasette şunu gözlemlemişimdir veya ön sezimdir. Tribünlere oynayanlar hep kaybeder. Tabii tribünlere oynarsanız işinizi iyi yapmamış yani, oluyorsunuz. Tribünlere oynayanlar tabii. Çünkü hep tribüne oynamaktan asıl görevleri olan neden ona aslında siyaset bir meslektir. Size katılmıyorum. Siyaseti meslek gibi görmezseniz ya ben kendi şahsım yani ben tabii. Katılırsınız tabii. Tabii o tabii ki herkesin kendi düşüncesi var. Biz ya basın emekçileri dediniz. Siyaseti meslek ben, olarak. Siyaset meslek işi. Nasıl siz tekstil mesleğini seviyorsanız siyaseti seveceksiniz. Hayır, bir tabii. Meslek haline getireceksiniz. Bugün ben seçildim, Arda seçildi bugün. Arda Bey seçildi. Ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale ilçe başkanı oldu. 2 yıl ilçe başkanlığı yapacak. Sonra bir ada, 2 ada çıkacak. Ondan sonra Arda Bey kenara geçecek veya devam edecek. Kenara geçtiği zaman, sizinize gidiyorum ama sizin yapacağınızdan demiyorum. Arda Bey kenara geçtiği zaman siyaset bitmiş oluyor onun için. Benim anlatmak istediğim benim tabii ki siyasi aktörleri dışında. Ama meslek dediğim şu, yani toplumun genelinin siyasete ilgili olması gerektiği anlamında söyledim. Anladım bunu tabii ki. Siyaset meslek işi. Kendisi. Mesleğinizi seveceksiniz. Ya adam yıllardır meslek gibi siyaseti seviyor. Yani 85 nerede, 2020 nerede? Siyaset. 85 yılında gençlik kolları. Ama Zafer Bey de biz de yanlış olarak yapıyoruz siyaseti. Tam siyasetçi olduğumuz söylenemezdi yani. Ama içindesiniz canım. İçindeyiz tabii. Seviyorsunuz meslek bu. Yani sevmeseniz yapmazsınız herhalde. Siyaset evet bir meslek ama ondan daha ötesi siyaset bir yaşam biçimi. Bak bilmişim. Bir yaşam, bana göre de ben de sizin gibi düşünüyorum. Siyaset bir yaşam biçimi. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir partinin ilçe başkanıysanız bugün, bu nasip olduysa bu onurlu görev, bu her parti içinde geçerli muhakkak. Artık ölene kadar siz o partinin ilçe başkanı olma sıfatını taşıyorsunuz. Dolayısıyla başkan gibi davranmak, başkan gibi yaşamak, arkadaşlıklarınızı, ilişkilerinizi her anlamda başkan gibi tanzim etmek durumdasınız. Çünkü örnek olmak zorundasınız başka insanlara. Yani evet, siyasetçi, siyaset kurumunu bugünün maalesef en önemli meselelerinden biridir. En itibarsız kurum siyaset kurumu. En itibarsız müesseselerden biri ne yazık ki parlamento. Bu neden böyle oluyor? İşte o kökten siyasi ahlak, siyasi tecrübe sahibi olmayan, bu işi sadece bir hobi gibi yapan adeta. Evet. Ve siyaseti milletin haklarını savunmak adına alınmış bir vazife olduğunu ve bu göreve talip olduğunuzu unutarak, zaman zaman unutanlar için söylüyorum, unutmayanlar çok tabii ki ama unutanlar için söylüyorum, bunu ıskalayarak milletin geleceğini tanzim etmek adına, milletin Türkiye'nin geleceğine yön verebilmek adına ben görev almak istiyorum, sorumluluk almak istiyorum, ben artık hazırım, sizin derdinizi, sizin düşüncelerinizi ifade etmek istiyorum demek bana göre çok erdemli bir iş. Bu manada görev talep etmek de çok önemli bir erdemli bir iş. Ve bunu aldıktan sonra, o sıfat size verildikten sonra, o ilçe başkanlığı sıfatı, artık ölene kadar siz o partinin ilçe başkanısınız ve öyle yaşamak durumundasınız. Anladım. Gündeme gelelim o zaman. Artık herhalde ilçe evet. Başkanlığı olarak üzerine artık giymiştir o giysiyi. Arda Bey gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Aslında şöyle, hep ortak akıl denir Arda Bey. Yani ortak akılı sadece sizin düşünenlerle veya sizin gibi düşünenlerle ortak akılla yol yürüyenler hep başarısız olmuştur. Evet. Zıt görüşlü kişilerle de ortak akıl yapmanızı şahsen ben tavsiye ediyorum. Çünkü gençsiniz, gençlere ihtiyacımız var. Gerçekten genç siyasetçilere ihtiyacımız var. Neden? Artık
ben milletvekiliyim 5 yıl, belediye başkanlığının 2 dönem, belediye meclis üyeliği 1 dönem, yani fazla abartmayacak şekilde yapılıp bırakılması taraftarlarından birisiyim. Ama tabii bizim söylemlerimiz olmuyor. Oraya geçildiği zaman o koltuk sanki bırakmayacak gibi hareketlerde bulunuyor. Bu da gerçekten toplumu yaralayan şeyler oluyor. Mesela ekonomiden tutun, ahlak. Biz çarşamba günleri Türkiye'nin çok önemli programını yapıyoruz aslında biz. Üç bayan, üç kadın hanımefendiyle beraber ne program yapıyoruz? Aile, ahlak programı yapıyoruz. Avukat, psikolojik danışman, efendim iş hayat iş kadını ile beraber program yapıyoruz. İnanın Arda Bey, ağzım açık dinliyorum. Evet. Bizim gördüklerimiz sadece bir tane nokta. Anlattıklarını hissedince, görünce bir tuhaf oluyorum. Demek ki bizim siyasetçilerimizden başlayarak bir rol model çizerek bir parlamento dediğiniz sisteme geçilip düzgünce bir yol kat etmemiz lazım. Çünkü ekonomi, ahlak ve diğer konularda geriye doğru gidiyoruz. Milli eğitim, keza milli eğitim de çok kötü. Geriye doğru gidiyoruz. Sayın Erpacı, şimdi gelelim asıl konumuza. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu tabii eleştiriler var. Mesela İstanbul'da Kanal İstanbul'u istemiyoruz gibi. Bir bakışta baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ya anlatamıyor tam olarak ya da güçlük çekiyor. Çünkü baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partili değildi. Ama o kazandı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi artık kendini kendini anlatabilecek mi? Tabii ki anlatabilecek. Çünkü artık bizim parti bünyemizde ARGE merkezleri, araştırma geliştirme birimlerimiz kuruldu. Genel merkez düzeyinde de öyle ve bu aşağıya doğru indikçe de bizler de aynı şekilde. Şimdi biz yönetimimizi oluştururken dediğim gibi ben ekip çalışmasına her zaman çok inanmışımdır. Yani üniversite hayatım boyunca devamlı ekipler halinde ve proje odaklı çalışmalar yaptık. O nedenle zaten biz eğer başarır isek ekibimizden beraber başaracağız. Eğer başarısızlık var ise ekibimizden beraber bir yanlışlık vardır demektir. Eğer dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi artık ekipler düzeyinde araştırma, geliştirme, bilim üzerine, bilim merkezi üzerine ekipler oluşturmuş durumda. Şimdi bizim yapacağımız şeylerden birisi, ben önce kendi çalışmamdan bahsedecek olursam, şimdi genç arkadaşlardan oluşan bir yönetim oluşturduk. Hani az önce dediğimiz gibi heyecanımız var. Çünkü hem genciz, hem umut doluyuz, hem de heyecanlıyız. Arkadaşlarımızın hepsi de şu 2 senelik süreç boyunca da ellerinden gelen ne varsa fazlasıyla yapmak için zaten hazır bekliyorlar şu anda. Görev dağılımlarımızı yaptık ve görev dağılımını yaparken de biz benim dışında 16 arkadaşı da birebir her birine farklı alanlarda görevler verdik. ARGE'den sorumlu arkadaş, kadından sorumlu, gençten sorumlu, engelliden sorumlu, sivil toplum örgütlerinden sorumlu vesaire vesaire. Yani her alanda, aklımıza gelebilecek her alanda biz arkadaşlara görev verdik. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız kendi alanı ile ilgili çalışmalar yapacak ve o ortak akıl dediğimiz noktada biz önce onlar kendi alanları ile ilgili ne tarz çalışmalar yaptı, bunları biz masaya yatıracağız ve ondan sonra zaten bizim Pamukkale ile ilgili önümüzdeki süreçteki çalışmalarımız biz onlardan gelecek verilerle oluşturacağız. Bununla ilgili biz yaz aylarından beri bir çalışma halindeyiz zaten. Az önce söylendiği gibi eğitimle ilgili bizim olmazsa olmazımız esasında eğitim. Yani Türkiye'nin bir numaralı sorunu eğitim sorunu. Eğitim derken parti içi eğitim, Pamuk Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşünürsek parti içi eğitim çok önemli. Artık hani az önce söylediğiniz gibi kendiniz mi ifade edemiyorsunuz ya da bir yerde mi yanlışlık var? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eylem ve söylem birliği içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani farklı şeyler düşünebiliriz ama partimizin ortak kararı neticesinde oluşacak söylemleri söylememiz gerekiyor. Bunun için de eğitim çok önemli. Onun dışında ise parti dışı eğitim der isek, şimdi şu günümüzde görüyoruz ki biz tarih olgusu çarptırılan bir tarih var. Cumhuriyet yakın
Cumhuriyet tarihinden itibaren yakın tarihimize kadar yani bizim kitaplarda okuduğumuz tarih veya araştırdığımız tarihle hep şu anda basında veya farklı yerlerde görülen tarih bambaşka şekilde. Yani ikisi arasında tam 180 derece bir fark var. İşte biz burada eğitimimizi iyi aldığımız takdirde yani bize anlatılan tarihin esasında şu anda gösterilen tarihin yanlış tarih olduğunu, esasında Atatürk tarihinin ve daha sonra gelen tarihin farklı olduğunu ve ne bedeller ödediğimizi biz burada vatandaşlarımız doğru anlatmamız gerekiyor. Biz eğitim çalışmalarımıza çok önem veriyoruz. Bundan sonraki süreçte biz parti dışı eğitimde de önce üyelerimizden başlayaraktan kadınlarımız başta olmak üzere ve çocuklarımız başta olmak üzere farklı eğitim kurumlarıyla beraber el ele vererekten bir eğitim politikamız olacak. Bunun dışında da Türkiye'nin ikinci sorunu da üretim. Biz tamamen tüketim toplumu olduk. Yani üretemiyoruz. Ürettiğimiz ürünler bizim sanayi üretimi. Ancak biz bilimsel veriler doğrultusunda bir üretim yapamıyoruz. Artık bizim o Endüstri 4.0 dediğimiz şeyde bilim toplumuna doğru geçiş evresinde biz bilimsel verilerle beraber bir üretim yapmak durumundayız ve ileri teknoloji ürünleri üretmek durumundayız. İşte hani hep söylenen o yerli ve milli kavramı, işte eğer biz kendi ileri teknoloji kullanır isek ve ileri teknolojiye dayalı ürünler yaparsak biz o zaman işte yerli ve milli ürün üretmiş oluruz ve ithalata dayalı değil, kendi kendimize yetebilen ve artık daha fazla ihracat yapabilen bir ülke olmuş olabiliriz. Ve zaten biz bunları yaptığımız takdirde de bizim sosyal yaşamımız da üst seviyeye çıkmış olacak. Şu anda hepimizin sosyal yaşam standartları yükselirken borçlanaraktan yükseliyoruz. Yani 80 milyonun içinde bir tane kişi yoktur ki borcu olmamış olsun. Şirketlerimizin borcu var, bizlerin borcu var ve ülkemizin borcu var. İşte biz eğer hem eğitime önem verirsek hem üretime önem verirsek ve bunları doğru anlatabilirsek biz bundan sonraki süreçte zaten hem yaşanabilir bir ülkede daha rahat, daha refah bir şekilde yaşamış oluruz ve sıkıntıların daha kolay çözülebileceğini düşünüyoruz. İşte bu nedenle de biz yerelde biz politikalarımızı bu şekilde geliştirdiğimiz takdirde zaten genel merkezimiz bizim kendi politikasını üretiyor. Yerelde de biz bizzat yerelin sorunlarını çözmeye yönelik biz projeler ürettiğimiz takdirde yerelden genele biz elimizdeki verileri de kendilerine sunduğumuz zaman onlar da bu ürettiğimiz projeler doğrultusunda tüm Türkiye çapında genele hitap eden projeler üretebilir. Burada bizlere düşen görev yönetimlerimizde biz mümkün mertebe eğitime, üretime ve bilime odaklı ortak akıl doğrultusunda projeler üretebilecek arkadaşlara görev vermektir diye düşünüyorum. Tarih dediniz, oraya ben notumu aldım da tarih. Hangi tarih yanlış anlatılıyor veya eksik anlatılıyor dediniz ya, Cumhuriyet tarihi tam anlatılmıyor dediniz. Bunun anlatılmamasının sebeplerinden neler var mesela? Şimdi Cumhuriyet tarihine itibaren Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çok bedeller ödendi, çok kanlar döküldü. İşte şu andaki süreçte görüyoruz. Tek partili dönemden çok partili döneme geçiş sürecinde zaten Cumhuriyet Halk Partisi de bedel ödedi. Yani o zaman rahmetli İsmet İnönü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok partili döneme geçmek için çok mücadeleler verdi. Ama görüyoruz ki işte tek partili döneminde hep bahsedilen şeyler, yani bu camileri farklı amaçlarda kullanıldığından tutun da işte 24 Temmuz Lozan Anlaşması'nın esasında bizim hep okuduğumuz ve gördüğümüz şeyle bize şu anda bahsedilen şey Lozan Anlaşması'nın esasında bir hezimet olduğu, bir kayıp olduğu anlatılıyor. Esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun olduğu bir senedir 24 Temmuz 1923. Yani bunları bile biz şu anda bizim genç nesilimiz yanlış bilgilendiriliyor. Ha bu işte tabii bilinçli yapılıyor veya bilinçsiz yapılıyor ama ortada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum ben. İşte bunların biz doğru yapılması konusunda doğru yönlendirmede bulunmamız gerekir diye düşünüyorum. Tarihten kastım da buydu. Sayın Bakırsoy. Tabii hak veriyorum. Bilinçli mi yapılıyor, bilinçli mi yapılıyor? Bana göre bilinçli yapılıyor. Oysa bizim yani Atatürk'ün şahsına vücut bulmuş bu laik, demokratik, sosyal devletine birebir bağlı olmamız lazım. Ve bunun üzerine artık tartışmayı bitirmemiz lazım. Yani gerekli olan anlaşması ya da başka bir şeyler. Geçmişe dönüp tartışmak bizim bugünümüze bir şey kazandırmayacak. Yani o dönemde yapılan hatalar her neyse onları bugün konuşuyor olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tahrip etmek adına Cumhuriyet Halk Partili gibi olmayanların geçmişi, Atatürk dönemini hatta İsmet Paşa dönemini bile tenkit etmesi
bugüne bir şey kazandırmayacak. Biz topyekun bugün bir darboğazdayız. Devlet olarak sıkıntı içerisindeyiz. Millet olarak iktisadi anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda çok ciddi sıkıntıların arifesindeyiz. Hatta içerisindeyiz, tam göbeğindeyiz, arifesinde falan değiliz. Yani siyasi yönden coğrafyamız, devletimiz her anlamda sıkıştırılıyor. Teferruata girmiyorum. Yani Suriye meselesi, işte Güneydoğu meselemiz, Irak'ın kuzeyi gibi çoğaltabiliriz bunları. Siyasi anlamda sıkıntı içerisindeyiz, ekonomik anlamda sıkıntı içerisindeyiz, sosyal anlamda sıkıntı içerisindeyiz. Yani insanların birbirine hoşgörüsü kalmadı, toleransı kalmadı. Uzlaşmasız bir toplum haline geldik. Hızla kutuplaşıyoruz, hızla ayrışıyoruz. Hızla zihniyet olarak bölünüyoruz. Yani inanan, inanmayan, efendim kadın, erkek, Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye veya daha farklılaştırabiliriz bunları, çoğaltabiliriz. Zengin, fakir diye bölünüyoruz artık. Kadın, erkek diye bölünüyoruz. Dolayısıyla bizi, biz yapan o ortak değerler, yani o Atatürk'ün tarif ettiği anlamda bir yeni kurulan devletin felsefesine birebir sadık kalarak bu içinde bulunduğumuz ekonomik anlamdaki sıkıntılardan, siyasi anlamdaki sıkıntılardan birbirimizle anlaşarak, konuşarak, diyalog ederek aşabilme ihtimalimiz var. Aksi takdirde birbirimize kavga etmeye devam ettiğimiz takdirde enerjimizi kendi içimizde harcadığımız takdirde maalesef ki bu ayrışma, bu kutuplaşma bizi iyi yerlere götürmeyecek. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü o hale geldik ki yani siyaseten tenkit edeceğiz. Mesela AK Parti'yi tenkit etmek adına, zarar vermek adına bir başka anlayış diyor ki bir yerde yapılan bir uygulamayı, bir Kur'an kursunda bir hoca yanlış bir şey yapıyor. Affedilmesi mümkün değil. Ahlaki kurallarımıza, değerlerimize de uymayan bir iş yapıyor. Hepiniz tahmin etmişsinizdir söylemek istediğimi. Şimdi bunu AK Parti'yi tahrip etmek adına kullanabiliyoruz. Böyle siyaset de olmaz. Yani başkan çok güzel söyledi. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Artık Mevlana'nın sözü, güzel sözü, dününde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi artık yeni şeyler söylemek zorunda. Toplumun her kesimiyle, her düşünce yapısındaki insanla, başı açık, başı kapalı, Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, herkesi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı görerek, herkesi cemaat mensubu da olsa, tarikat mensubu da olsa, onun başındaki adam da olsa. Çünkü siyaset kurumu değildir o işlerle uğraşmakta olan. Vazifesi o değildir siyaset kurumunun. Eğer adam bir suç işliyorsa, o her kimse, o cemaatler, tarikatlar, onun başındaki, sonundaki her kimse. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Yasalar önünde değerlendirilir, hakimler, savcılar değerlendirir ve hak ettikleri cezayı verir. Siyasetçinin görevi reel siyasettir. Yani milletin aşıdır, milletin işidir. Onunla uğraşmalıdır siyasetçi. Emeği de diyorsunuz yani. Emeğidir tabii ki. İşsiz olan insanlar da yani %25'lere ulaştı işsizlik. Gençlerde %35 oranında, 18-35 yaş grubunda işsizlik oranı. Şimdi siyasetçi buna çare bulmak zorunda. Klasik parti tabanına selam vermek adına, ezberindekileri söylemeye devam ederse, kendisi gibi düşünmeyen, kendi partisinden olmayan insanı ötekileştiriyor. Bunu öbür parti de yapıyor. Her ikisi de yapıyor. Her ikisi de aynı hatayı yapıyor. Değiştireceğiz diyor ama Sayın Arpaçı. Yani ben inanıyorum, ümit ediyorum. Söylemlerimizi değiştireceğiz diyor. Çünkü analiz ettiklerine göre, yani iyi bir deneyciyim diyor. Analiz ettiklerine göre onlar da var demek ki. Tabii ilçe başkanlığı bana göre il başkanlığına önemlidir. Çünkü ilçe başkanları, ilçe teşkilatları icra makamıdır. İl teşkilatı... Affedersiniz, temsil makamıdır. Dolayısıyla halkla birebir iç içe olan yapı ilçe teşkilatlarıdır. O anlamda ben özellikle rica ediyorum Sayın Başkan'dan. Gittiğinizde size benzeyenlerle muhakkak temas edeceksiniz arkadaşlarınızla, partililerinizle, üyelerinizle, delegelerinizle ama mümkün mertebe sizden olmayanlarla temas etmeyi gayret edin. Size oy vermeme ihtimali olan insanlarla temas edin. Çünkü onlar da bu ülkenin insanları. Onlar da askerliğini yapmış erkekse, efendim vergisini veriyor. Bizi, sizi yani tenkit ediyorsa bırakın adama konuşma fırsatı verin.
Bu hataları yaptı Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte. Yaptığı için zaten toplumun bir kesiminden oy alabiliyor. Evet. Ve oyunu ısrarla arttıramıyor. Hep söylüyoruz. Bir iktidar partisi var. Başarısız oldukları icraatları performansı itibariyle değerlendiriyorum. Bana göre sınıfı geçemeyecek bir iktidar partisi var. Ama ısrarla gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü ana muhalefet partisi gelemiyor. O gelememe sebebini ortadan kaldırması lazım. O manada milletle barışması lazım. Kendisi gibi olmayan da barışması lazım diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz Sayın Çen. Tabii şimdi iktidar her zaman muhalefeti ensesinde hissetmesi gerekiyor. Maalesef son dönemlerde hele 30-40 senedir iktidarlar muhalefeti ensesinde hissedemedi. Şimdi yine siz topu zayıf mı attınız bak. Şimdi ben her zaman 70'den 50'ye geldi. 50'den 40'a geldi. Anlaşıyoruz yavaş. Şimdi biz geçmişi neden sorguluyoruz? Geçmişte evet. Bir takım yapılamayanlar, yapılan ya da o gün doğru olup sonradan tarihi önünde yanlış olmuş olabilir olaylar vardır. Siz yaptıklarınızdan ders çıkarırsınız. Bundan sonra yapmam adına da yolunuza devam edersiniz. Tarihi onun için öğrenilir. Ama tabii şimdi o dönemleri Sayın Başkan da dediği gibi o dönemleri yargılamak için o dönemlerin koşullarını çok iyi bilmek, analiz etmek lazım. O gün 1.100.000 ağaç saban var. Türkiye'de toplam 100 tane traktör yok. 150-200 tane kamyon işte şu var bu var. Benim dedem 1939 yılında 2,5 lirayı ödeyemediği için Cangurtaran'da baltayla 20 gün çalışıyor. Babam 5. çocuk 39 doğumlu günü gününe yazdırıyor. Çünkü 5 çocuğu olan o görevden muaf hale geldiği için. Şimdi Türkiye o koşullardan geldi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir imparatorluğun hazineleri üzerine falan kurulmadı. Dolayısıyla o dönemi yargılarken insaflı olmak lazım. Ama baktığınız zaman siyaset yeni söylemler, yeni projeler üretemediği zaman bu tip dedikodu siyasetine dönmeye başlıyor. İşte geçmişte şuydu, buydu, şuydu. Kardeşim artık önümüze siz bakalım. İktidardan yana mı konuşuyorsunuz şu an? Muhalefetten yana mı konuşuyorsunuz? Ben ortaya konuşuyorum. Hayır, yani muhalefette iktidarla bir derdim yok. Ben... Hayır, hayır. 30-40 yıl dediniz ya. İşte 30-40 yıl boyunca işte... Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi... 30-40 yıl boyunca baktığımızda hep iktidarlar... Ben şimdi parlamenter sistem dediğiniz zaman parlamenter sistemde direkt yönetenler direkt halka bağlı çalışır. Ama bizim Türkiye'deki 82'de çıkan anayasa araya bir delegasyon sistemi koyduğu için asıl patronundan kopartıldı. Kopartıldığından dolayı da maalesef, yani bu maalesef üzülerek söylüyorum, bu bir sonuçtur. Çünkü bu yapı içerisinde siz dinamik siyaseti konuşamazsınız. Bugün dinamik siyaset Arda Başkan 400 delegenin oy kullandığı delege seçimiyle seçildi. Halbuki Arda Başkan 4000 üyemizin kullandığı üye yapısıyla seçilmeliydi. Dolayısıyla şimdi siz bunu kopardığınız zaman halkın o siyasetin halkın içindeki dinamik çalışmalarını yok ediyor, bertaraf ediyorsunuz. Bir daha tekrarlar mısınız? 400 delegenin... Şimdi 4000 üyemiz var. Bu 10.000 de olabilirdi. Önemli değil. Hayır, 4000, rakamsal değil. 4000 üyemiz var. İşte 100.000 işte o ilçede 100-150.000 oyumuz var. Ama 400 delegeyle temsil ediliyor. Şimdi dolayısıyla bu delege sistemi seçenle seçilenin bağını koparıyor. Sizce i̇şte nasıl dinamizmi öldürüyor. Sizce nasıl olmalı? İşte ya hep bunları tartışıyoruz. 30 yıldır da bunları konuşuyoruz. Türkiye'deki parlamenter sistemin işleyişini demokratik çoğulcu katılımı sağlamak gerekiyor. Yani delege seçimini, sizce delege nasıl olmalı kaldırmak gerekiyor. Ve sizce nasıl olmalı? Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Geldi mi? Geldi. Peki. Kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Çapraz Açı programımız gerçekten hem seviyeli hem düzeyli hem güzel sohbet havasında geçiyor. Aslında burada yeni siyasetçilerimiz de eski siyasetçilerimiz gibi konuşacağız ama gerçekten buraya gelen her konu bir siyaset mihenk taşı. Yani şunu söyleyebilirim. Siyasetin bir ucundan tutmuş
bir yerlere gelmiş, gelmemiş çok da önemli değil. Ama biraz önce birinci bölümde şunu ifade etmiştim. Siyaset bir meslek işi aslında. Yılmaz Bey katılmamıştı bana. Siyaset bir meslek işi, evet. Siyaseti sevenler halen devam ediyor siyasette. Ve siyasette ne zaman, nasıl, neler getirir belli değil. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var. Hemen Sayın Bakırsoy'dan alalım onu. Çok söz var, hangisi? Bir tanesi. Ya diyor ya, 24 saat mi? 24 saat mi? Yani siyasette 24 saat uzun süredir. Uzun süredir diyoruz. Tabii. Ve Sayın İçen'e geçiyoruz. Sayın İçen. Şimdi... Sizce nasıl olmalı? Şimdi şöyle. Konuyu toparlayalım. 4000 üye var ise... Pardon, 4000 üye mi? Üye var ise dediniz. 400 delegeyle seçilmemeli dediniz. Tabii ki. Tabii bu bir tane. Bunu parlamentodan ziyade neden siyasi partilerde tüm üyelerin seçime gitmesini istiyorsunuz? Başkan seçilmesini istiyorsunuz? Önce bunu açıklayalım. Sonra diğer konu parlamentoya geçelim. Neden yani üye bazında delegeyi üyeler mi seçiyor? Kimler seçiyor delegeyi? Delegeleri de tabii ki üyeler seçiyor. Tamam, ama şimdi burada şöyle söyleyelim, biz onu daha önceki programlarımızda işledik. 1982'de bu siyasi partiler yasasını yazan o emperyalistler diyorum onlara ben. Bugün Türkiye'de... Öyle demeyin işte. Hayır, bu diyeceğim onu. Diyeceğim onu. Diyeceğim onu. Bu siyasi programda öyle bakın, ama... Hayır, diyeceğim onu. Neden diyeceğim biliyor musunuz? Bakın. Şimdi siyasetçilere haksızlık etmiş olursunuz. Ben siyasetçilere... Şimdi 1982 yılında tamam. Ama 1982 anayasasını kim yazdı? Ay, siyasetçiler yazmadı. Kim yazdı? O günkü muktedir. Kim yazdı efendim? Ya kimsin? İhtilal yapan. Rahmetli Orhan Aldıkaç'tı yazdı. Ya sonuçta şimdi bakın. Şimdi bu sonuç geldi. Buyurun. Şimdi anlatmaya çalıştığım şu. Eğer siz yönetenle yönetilenin bağını doğru kurmak, yönetenin yönetilenlere karşı sorumluluğunu doğru belirlemek istiyorsanız direkt sorumlu hale getirmeniz gerekiyor. Bu bir kuraldır. Bakın sadece siyasi partilerde değil bu. Mesela spor kulüplerinde de aynı. Üyeler var. Üyeler önce delege seçiyor. Delegelerden sonra yöneticiler falan seçiliyor. Şimdi biz dinamik bir siyasetçi profili arıyor muyuz? Dinamik. Şimdi bir milletvekili direkt halkın desteğiyle, üyelerin desteğiyle milletvekili sıralamasında yer alırsa ne yapacak milletvekili adayı? Gidecek Kalınkoz'da, Osmancık'ta, Buldan'da, Uzunpınar'da, Derbent'te bunları anlatacak. Gidiyorlar efendim. Yani gitmiyorlar. Gidiyorlar bakın şimdi. Gittikleri farklı. Şimdi seçim önüne gidiyorlar ben, şimdi. Şimdi seçim önüne gitmeleri şu. Şimdi onlara söz hakkı düşer. Tek tek onları almak zorunda kalacağım. Şimdi ben giderim. Tamam. Ben giderim. Üyelerden seçileceksem ben bu üyelerin dertlerine çözüm üretecek politikalar ve projeler üretirim. Kafamı buna yorarım. Evet. Ama ben merkezden atanan bir milletvekili olursam benim gidip bu kafa yormama gerek yok. Genel merkeze konuşlanırım. Genel merkezde bu sıralamayı nasıl kurtarırım ona bakarım. Şimdi Türk siyasetinin ana sıkıntısı bu. Bu yapıdan farklı bir sonuç çıkması mümkün değil. Kişisel başarılar olur. Zaman zaman başarılı belediye başkanları çıkar. Zaman zaman başarılı genel başkanlar, başarılı milletvekiller, başarılı ilçe başkanları çıkar. Ama bu neticeyi sürdürülebilir, başarılı, iğmeyi yukarı çevirmiş, demokratik bir ülke konumuna bizi ulaştırma şansı yok. Bak buradan tekrar söylüyorum. Bunu yapamadığı sürece şimdi başarılı belediye başkanları çıkar diyorsunuz. Ama demokrati olmaz diyorsunuz. Şimdi şöyle söyle bakalım olaya. Her ne kadar demokrasilerde Mussolini gibi, Hitler gibi diktatörlerde çıkmış olabilir. Evet. Monarşilerde Kanuni gibi, Fatih gibi kendimizden örnek verelim. Çok güzel değerlerde çıkmış olabilir. Buna diyemezsiniz ki monarşi demokrasiden daha iyidir. Bu çok farklı bir algıdır. Tabii ki her düzende kendi kalitesini de çıkarabilir. Ama siz demokrasiyi gerçekten oturtmak, gerçekten dünya standartlarında söz sahibi olmak istiyorsanız bunun kriterlerine uygun pozisyon almalısınız. Bunun kriterlerine uygun seçimler yapmalısınız. Şimdi 91'de hatırlar Sayın Başkan Zafer Bey İnönü ve Doğru Yol dönemindeydi. Ben yurt dışındayım o zaman ama takip ediyorum.
ön seçim yapıldı. Kendi üyeler bazında ve bunu da halka tercih yaptırıldı. İşte burada siz siyasetçiyi halka ne kadar bağını kurarsanız o kadar sorumluluk yer verirsiniz. O sorumluluk da ülkeyi yukarıya taşır. Benim anlatmak istediğim bu. Yani bunun içerisinde sizin ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın bu ülkenin önünü açamazsınız. Bak şuraya yazıyorum tekrar. Ya olur mu şimdi? Bak yok açamazsınız. Şimdi yani... Hayır açamazsınız. Bak iddia ediyorum. Ama ben şimdi şöyle bir şey, ben şunu sorumun cevabını almak istiyorum. Bu 4000 üye seçmiş olsa bu ülkenin yolu açılmış olacak tabii mı? Tabii ki, tabii. Nasıl açılacak? Tabii ki. Efendim? Şimdi şöyle söyleyelim. Nasıl açılacak ya? Şimdi aday sayısı 10. Şimdi oraya bakarsak olmaz. Her üye kendini adayına verecek. Nasıl yapacak bunu? Şimdi öyle bakarsak olmaz. Burada demokrasi çoğulcu demokraside çoğulu dahil edebilmek, onlara sorumluluk yükleyebilmek çok önemli. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu var mı efendim? Ha, Türkiye siyasetinde bu yok zaten. Ben Cumhuriyet Halk Biz Türkiye var mı siyasetini diyorum? Konuşuyoruz şu anda. Tamam anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu var mı? Yok tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yok. O zaman 100 yıllık siyasi partilerde. 100 yıllık partide olmadığı zaman diğer partilerde olmaz zaten. Şimdi örnek vereyim. Denizspor bir dönem ne yaptılar? Belirli bir üye sınırlaması getirdiler. Evet. Belirli bir zümrede de delegasyon yapısıyla belirli seçimler yapıldı. Bu da herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi edildiği dakika o spor kulübü ölmüş olur. Yaşarsınız bunu dönem dönem. Eğer siz başarıyı sürdürebilmek istiyorsanız önce doğru yöntemlerden ayrılmamanız gerekiyor. O zaman sizin teziniz diyorsunuz ki üye bazında seçimlere gidilmesi lazım. Kim seçilecekse üye bazında kesinlikle, seçilecek. Kesinlikle. O kesinlikle. Yoluna devam edecek diyorsunuz. Kesinlikle tabii ki. Diğer seçilen ne olacak peki efendim? Delegeyle seçilenler ne olacak? Delegeyle seçilmeyecek ama o seçilmek durumunda şu anda ama delegeyle seçildiği zaman bakın şimdi şöyle bakalım olaya. Şimdi delegelere de haksızlık etmiş oluyoruz burada. Hayır haksızlık etmiyorum. Ben de delegeyim. Şu haksızlık aslında doğru söylüyorum. Destekliyorum. Haksızlık yok yani. Bu işin doğrusu. Ama siz şunu yapabilirsiniz. Üye seçiyorsunuz. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de bu parlamenter sistem önce itibarsızlaştırıldı. Evet. İşlevini yitirdi. Ondan sonra da bunu kamuoyuna döndüler dediler ki artık parlamenter sistem devalüasyonlar, koalisyonlar bilmem ne anlaşmazlıklar, cumhurbaşkanlığı seçememek gibi algısı oluşturup parlamenter sistemi itibarsızlaştırıp yeni bir düzene geçildi. O da neydi? Şu anda neydi bilinmeyen tek adam rejimi. Bakın şu anda Türkiye'de hiçbir şeye benzemiyor şu anda. Her zaman söylüyorum birinci ve ikinci meşrutiyet döneminde. Birinci meşrutiyet döneminde 40 tane ecnebi, Yahudi, Ermeni parlamenter vardı. O günkü parlamentonun gücü şu andaki parlamentodan daha fazla. Bakın iddia ediyorum bunu. Neden fazla? Cumhuriyet Halk Partililer de var böyle söylüyorsunuz. Efendim? Güçsüz mü Cumhuriyet Halk Partililer parlamentoda? Şimdi sayısal üstünlük olarak gerideyiz. Tamam. Şimdi meclisin sayısal üstünlüğü yani güçlünün üstün olduğu bir ülkede. Halbuki haklının üstün olduğu bir ülke olabilseydik böyle olmazdı. Bugün parlamenter sistemlerde mesela iki tane milletvekili vardır. Herhangi bir partiden iki kişiyle temsil edilir. O parlamento o iki kişinin düşüncelerini dinler, not eder, kayda değerse de eğer onu da bir şekilde o parlamentoda uygular. Şimdi Türkiye'de maalesef 30-40 senedir bu uygulanamadığı için Türkiye çıkmaza girdi. Ne uygulanamıyor efendim? Yani parlamentoda milletvekilleri istediğiniz gibi... Şimdi milletvekilleri hür iradeli değil. Az önceki söylediğimiz eğer... Halk tarafından ön seçimle giden milletvekilleri olursa bu milletvekilleri genel merkeze ya da parlamentodaki o muktedirlere değil halkına bağlı bir güçlü bir parlamenter olacak. Güçlü bir milletvekili olacak. O güçlü milletvekili bu sefer parlamentodanın dili değil gidecek kalın kozdaki tütünü konuşacak. Bilmem ovadaki pamuğu konuşacak. Ülkenin dertlerini dillendirmeye başlayacak. Bir kere siz dertlerinizi dert olarak edinmiyorsanız bunları sorun edinmediğiniz için çözemezsiniz. Önce bir şeyi sorun edinmeniz gerekiyor. Sorunu da nereden alacaksınız? Kaynağından alacaksınız. İşte Türk siyaseti halkla bağı koparılmıştır. Bu bilinçli yapılmıştır. Onun için söylüyorum zaten 82 Anayasası emperyalist bir projedir diye. Ya, yani bunu herkes biliyor. Ben değil. Bunu aklı balık olan adam herkes. 82 Anayasası'ndan bugüne kadar geldik efendim. Bugüne kadar böyle Bayağı geldik işte. 82 Anayasası'nı kullanarak geldi. Arkasında bir güç olarak geldi. Yani siyasi bu Cumhuriyet Halk Partisi X Parti değil yani. 82 Peki. Anayasası'nı hiç tüm partiler kullandı yani. Kullanmadım efendim. Kullandı işte tabii Tamam işte kullandıysa demek tabii. ki emperyalist
yaptığı veya o yapmış mı yapmış demeyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 anayasası yanlıştı. Değişmesi lazım. Çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası o. Emperyalistin değil efendim. Yapılmıştı. Yanlıştı. Evet haklısınız. Bakın. Ve bakıyorum efendim. Şimdi şöyle defa, söyleyelim. İlk defa Sayın Bakuşo size hak verdi yalnız. Hayır, şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. 82 anayasası. Şöyle söyleyelim. Anayasası kalmadı ki ortada. 82 anayasası 82 defa değişti. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kaza yaparsınız değil mi? Bir sebebi vardır. Kurallara uymadığınızdan kaza yaparsınız. Kurallara uyan adam kaza yapmaz. Şimdi burada da aynı. Kurallara uymadık. İşine geldi sistemin. Bakın. Bakın Sayın Bakursoy ilk defa size hak verdi. Bırakalım konuştuğunuzu. Her zaman hak veriyor bana. Buyurun Zafer Beyciğim. Estağfurullah, estağfurullah. Niye hak verdiniz? Ben onu anlayamadım. 82 anayasını... Hak vermedim de söylediği bir yerde doğruluk payı var. Yok hak vermedim. Sadece kayıtlı üye bazında olmasının şu avantajı olabilir. Tabi bunun dezavantajı da var. Kayıtlı üye bazında olması. Mevcut teşkilatlar, örgütler delege tespitlerini yapıyorlar. Üyeleri seçtiriyorlar belki ama irade onda olduğu için kongre mevcut yönetimler yaptığı için avantajlı oluyor. Ama kayıtlı üye bazında gitmenin şu sıkıntısı olur. Siyaset zaten zor. Hayat zaten pahalı. O 4000 üyeyi, yarın 40.000 üyeyi Sayın Başkan daha aktif hale geldi. İnşallah 2'ye 3'e katladı. Evet. Bu sefer o 4000 üye 8000 üye olduğunda 8000 üyeye ulaşmak hakikaten çok zor. Yani ve onlara tek tek gidip anlatabilmek, kendini anlatabilmek. Şimdi siyasetin pratiğinden bahsediyorum. Pratik değil. Çok zor pratikte. Ama sizin rakipleriniz yani, de aynı sizin durumunuzda olacağı için sıkıntı yok. Yani onların herkes için zor canım. Yani benim için zor da onun için de zor. Yani herkes için zor. Yani ya sizin siyasi partilerle bakın. Şöyle bir şey. Yani ben de burada hani yorumcuyum. Ben de yorumcuyum artık. Moderatörlüklerini çıkarttılar beni de ya. Sizin karşı siyasetin, siyasetçilerin yapmadığı şeyi yapmanız gerekiyor ki farklılık ortaya çıksın. Geneli yaparsa sıkıntı. Serhat Beyciğim. Hiçbir üyenin, ben hiçbir üyenin gidip de 10 tane aday var. 40 bin üye varsa gidip şuna verelim buna. Yine ne demek ediyorlar ona? Listeye ne diyorlar? Bir liste diyorlar. Çarşaf değil de. Ön seçim mi? Çarşaf değil de. Blok liste. Blok listeyi üyelere dağıt. Aslında yine seçim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da başarılı oldu. Ankara'da başarılı oldu son seçimlerde. Evet. Efendim Antalya'da başarılı oldu. Tamam. Kayıtlı üye bazında ön seçim yaptı da mı başarılı oldu? Az önce ne söyledik? Az önce dediğimiz gibi. Türkiye'nin önüne açılıyor yalnız. Hitler ve Mussolini gibi demokrasiler diktatör de çıkarsa. Diktatör dedik, değil. Bak, hayır, bir tane bakışın, örnek verdim bakışın. Ben. Şimdi yıllardır ben İstanbul, söyledim. Yıllardır İstanbul'u alamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yıllardır Ankara'yı alamıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ben şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmuyorum zaten. Türk siyasetini, Türkiye'nin tıkanmışlığını konuşuyorum. Hayır, ön Cumhuriyet seçim, Halk Partisi değil. Ben de başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Onu anladım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmuyoruz. Yani alamıyordu. Yani İstanbul'u, Ankara'yı alamıyordu. Ama bu defa aldı. Nasıl aldı? Bunu etüt etmesi lazım önce. Yani başarı sadece kendinizle o girerseniz seçime, yani kendi adayınızla, kendi değerinizle girerseniz seçime netice alamayabiliyorsunuz. Muhalefetteyken özellikle. İktidara gelirsiniz, gerek yukarıda gerekse aşağıda ciddi bir performans gösterirsiniz. O zaman vatandaş bir daha size oy verebilir. Ama muhalefetteyken sizin oyunuz yetmeyebiliyor. Örneğin İstanbul'da yıllarca yetmedi. Ankara'da 25 yıldır işte Melih Gökçek realitesi vardı. Ta Refah Partisi'nden geldi. Dolayısıyla arka arkaya seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi en güçlü olduğu dönemlerde çok ciddi adaylar çıkarmış olmasına rağmen. Kemal Bey bile aday oldu. Kemal Bey İstanbul'dan aday oldu. Buna rağmen Kemal Bey kazanamadı İstanbul'da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Neden kazanamadı? Çünkü kendisinden olmayanın da oy verebileceği bir adayla gitmedi milletin karşısına. Bu defa gitti. Yani evet İmamoğlu ilçe başkanından geliyor değil mi Sayın Başkanım? Tabii tabii. İlçe başkanından geliyor ama bir Muharrem İnce gibi statik bir Cumhuriyet Halk Partisi değil, Halk Partili değil. Yani herkesi kucaklayabildi. Uzlaşmasıyla, kültür kimseye ötelemedi. Dolayısıyla toplumun her kesimine farklı mesajlar verdi. Yani eğer istismarsa bu yaptı o istismarı. Eğer istismarsa değildir muhakkak. Kalktı. İşte Yasin-i Şerif okudu bir yerde. Bu bazı insanlarda Cumhuriyet Halk Partili olmaya da dedi bu bana benziyor dedi okuyan için. Bana benziyor dedi oy verebildi. Ya da Mansur Yavaş Ankara'da oy verebildi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bak bu benim kanaatim yanılıyor da olabilirim. Takdirsizlerim muhakkak. Ben vazife de değil üzerime ama bir sohbet niteliğinde geçtiği için söylemeye ihtiyacı hissettim. Vazifeniz ne olsun? Ben
Arda Bey'e söz vereceğim. Hayır, ben onu toparlayayım, bitireyim de. Toparlayayım da ben size söz sonra vereceğim. Sonra şey yapalım. Söz peki vereceğim. Toparlayalım. Büyükşehir ne zaman büyükşehir oldu Denizli'de? 2014-13'te. Hangi seçimde oldu? 2014-15 seçimden önce oldu. 13'te mi 14'te oldu? Büyükşehir seçime ne zaman 14'te girdi? 14'te oldu herhalde. 2014'te büyükşehir seçimine girdi. 2015'te girdi. 2014'te girdi. Şimdi siyasi partiler önce şunu çok güzel bahsetti Sayın Alpacı. Ben dersimi iyi çalıştım. Neden yanlışlar var? Onları analiz edeceğim. Tek tek çıkardık. İşte eğitimde, efendim iletişimde, şurada burada yanlışlarımızın olduğunu ama bunları zamanla düzelteceğini söyledi. 2014 yılında önce belde belediye başkanlıkları var değil mi? Sen belde evet, var. Belde var. Evet. Şöyle Pamukkale sınırını çizdiğimiz zaman siz daha iyi bilirsiniz. Pamukkale sınırını çizdiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları vardır herhalde değil mi? Tabii tabii, tabii mutlaka. Yani vardır. Tabii tabii. Karayet atıyorum birçok Akköy vardı. Beldelerde Akköy gibi. İlçeydi. Şimdi gelelim ben asıl soruma. Sayın Arpacı'ya da bir soru soracağım. Siz 2014 seçimlerinde yeni bir büyükşehir olmuşsunuz ve Pamukkale ilçesi olarak ayrılmışsınız. Ve sizin belde belediye başkanlarınız da var. Çok önemli bu. Hatta 2014 yılında iktidarın yara almış bir durumu da vardı. İşte bu olaylardan dolayı yara almış bir durumu da vardı. Onu artıya geçiremedi. Ben de kendi kendime soru sordum. Ya dedim ki neden artıya geçiremedi acaba? Çünkü çok basit. İlçe belediye başkanısınız. Oylar sizin olduğunuz yerden gelecek. Başka yerden gelmeyecek. Baktığımızda size bir konuda katılmıyorum. İlçe belediye başkanlarının milleti kucaklamadığını analiz ettim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü 40 yıldır dededen babadan oğula geçen bir belediye başkanlığı var. İşte Yılmaz Çin'in oğlu geliyor, o da belediye başkanı oluyor Akköy'de. Veya onun oğlu geliyor, o da Akköy'de başkan oluyor. Unutmadan söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Şimdi az önce bir şey söyledim. İnsanlara ben siyasete dahil olmaları, ilgi göstermeleri, siyaseti meslek dışında, meslek edinmemeleri, meslek olmadığını. Çünkü toplumun tamamının siyasete dahil olması, dertlerini anlatabilecek mercilere ulaşabilmesi ya da seçtikleri insanlara karşı duruşlarını sergileyebilmesi bu toplumun gelişimiyle ilgili bir olay. Şimdi siz bunları yapmadığınız sürece bu toplumu geliştiremiyorsunuz. Demokrasi bir gelişim sürecidir. Olumlu yönde gelişim sürecidir. Hani siz getirdiniz sandığı koydunuz her şey demokrasi güllük gülistanlı olacak diye bir kaide yoktur. Şimdi benim anlatmak istediğim Türkiye'nin siyasi yapısı neden bu hale geldi? Cumhuriyet Halk Partisi bunun bir parçası. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmadım ben. Hayır, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Türk siyasetinin ben şunu yerine getirdim efendim. Şimdi sizin çok güzel bir şey dediniz. İşte halkı kucaklayacak Sayın Bakırsoğlu onu söyledi. Halkı kucaklayacak işte senden ondan bundan demeyecek. Ben soruyu şu şekillendiriyorum. Kendi belde belediye başkanlıkları döneminde Pamukkale ilçesini alabilecek güç varken neden alınamadığını sorgulamadı iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi diye düşünüyorum ben. Şahsi fikrim. Bir de buna bakmak lazım. Şimdi ön seçimde de gelse, efendim mesela üye seçimiyle de gelse, seçilen başkanın yani o artık rozetini çıkartıp şu an Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu değil mi efendim? Şimdi, veya Mansur Yavaş'ın yaptığı bu değil mi? Şimdi az önceki dedim onlar müferit kazanımlar olur. Müferit olmaz ama. Bakın, yani bunlar kazanımdır. Bakın bunlar kazanımdır. Biz Türkiye siyasetinin neden başarısız olduğunu. İşte neden başarısız neden olduğunu söylüyorum ben. Orta ama neden tüzel. Başarısız olduğunu söylüyorum. Ama bakın siz ama bunu temelli ediyorsunuz. Hayır neden başarısız? Temel etmiyorum. Sistem. Neden başarısız olduğunu efendim söylüyorum. Seçilen kişinin yani bunu bir meslek haline değil farklı yönlere kullandığı için bir başka seçimde kazanamadığını söylüyorum efendim. Aynı şeyi konuşuyoruz. Aynı şeyi konuşmuyoruz aslında. Pamukkale ilçesini diyorum ki 10 belde belediye başkanlığı varsa 7'si veya 5'i Cumhuriyet Halk Partili değil mi efendim? Cumhuriyet Halk Partili. Daha rahat alabilecekken neden almadığını sorgulamıyor dedim. Ben bunu sadece bunu dedim. Temin etmedim. Yani sorgulamıyor. Sizin dediğiniz örnekler. Şimdi aynı şeyleri konuşuyoruz da yapısal olarak bunların gelişimine çok müsait değil. İşte gelişimine ne müsait değil? Araştırmıyoruz efendim. Ya şimdi araştırmıyoruz. Söyleyeyim. Adayı yakışıklı mı? Yakışıklı. O aday koşullara göre de değerlendirmek lazım. Bitirsin Sayın Can. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Yani şimdi kendi sistem içerisinde bir alan belirler. O siyasetçinin o sistem içerisinde bir alanı vardır. Bir hareket alanı vardır. Siz
şimdi temenni ediyoruz. Biz Arda Bey başarılı olsun, iyi olsun. Halbuki genel siyasetin yapısında bir çalışma programı olur. Yani dünyanın bugüne kadar denediği, hatta denemediği, yeni deneyeceklerini siz önde gidersiniz. Bugün Türk siyasetindeki eksikliği konuşuyorum ben. Sebebini anladım. Konuşuyorum. Ben de size destek bağımlı aslında söylüyorum da. Şimdi şöyle diyorum. Bir insan halktan koparıldığı zaman siyasetçi, bu sefer halktan koparıldığı zaman işte az önceki gibi seçimi neden kaybettiklerinden de uzaklaşıyor. Ben birebir bu işin içindeyim. 17-16 kongre yaptık. 16 kongrenin 15'ine katıldım. O ilçelerde neden kaybedildiğinin sebepleri var. Birçok sebepleri var. Sebeplerini neticede ilçe başkanım bunları, burada. Pamukkale ilçe başkanı burada. Ben aslında Arda Bey'e soralım onu. Neden kaybettik Pamukkale'yi? Şimdi bak ben ifade ettiğim nokta şusu. Neden Pamukkale kaybedildi veya yani neden kazanılmadı olayı değil. Ben siyasetçilerin tam meşakkatli bir şekilde çalışmadığını ifade ediyorum. Üye bazında da seçilse, delege bazında da seçilse, ya düşünsenize ben güçlü bir siyasi kuruluşum, siyasi partiyim, geleceğim yeri yapılmış bir ilçede kazanamayacağım. Hatta iki dönemdir kazanamayacağım. Üçüncü dönemdir kazanamayacağım. Olmaz mı öyle abi? Ya iki örnek evet. vereceğim size. İşte buyurun. Az önce dediğiniz gibi 2014 seçimlerinde Pamukkale ilçesinde birden fazla adayın olduğu yerel seçimler öncesinde ön seçimden bir süreç yaşandı. Orada da 2014 seçimlerinde yerel seçimler öncesinde Gazi Okulu'ndaydı sanırım değil mi? Orada tüm üyelerin katılımıyla bir ön seçim yaşandı. Ve ön seçimi kazanan adayımızdan biz yola çıktık. Kazanamadık. Şimdi az önce söylediğiniz gibi. Şimdi 2019 seçimlerine geliyoruz. 2019 seçimlerine biz kendimiz kendi içimizde görüştüğümüz zaman 2018 senesinde bu seçim takvimi sürecinde dedik ki biz mesela ben şu anda kendimden örnek verirsem ben bundan sonraki süreçte örgütümüz olaraktan milletvekili seçiminde, yerel seçimlerde, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyesinde ön seçimi destekleyeceğimi söyledim. Tüm toplantılarımda bunu söyledim. Biz geçen dönemde aynı düşünceler dedik. Ama tek adaylı olan bir süreç yaşadık. Tek adayın olduğu zamanda da bir ittifak süreci yaşadık. İYİ Parti ile olan ittifakımızda da Ekim ayı içerisindeki seçim takviminde biz müracaat eden tek adayla beraber yola devam etmek durumundaydık. Çünkü 31 Mart'a kadar süre çok azdı ve biz hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamak istiyorduk. İşte 2014'te ön seçimden yola çıktık. 2019'da tek adayla yola çıktık. Ve birbirinden iki farklı şekildeki çalışmada biz seçimleri kaybettik. Şimdi burada sadece ön seçim mi daha sağlıklı yoksa merkez ataması mı diye düşünürsek ya koşullara göre değişiyor. Şimdi İstanbul örneği, Ankara örneği gerçekten üzerinde uzun süre düşünülmüş, titizlikle çalışılmış ve aday belirleme süreci de hem halka sorulmuş hem bilimsel veriler ortaya çıkaraktan sorulmuş. Şimdi Ekrem Bey'in tanınırlığı İstanbul düzeyinde %15'lerde, %20'ler civarındaydı tüm İstanbul genelinde ilk yola çıktığı zaman. Yani Beylikdüzü ilçesinin dışında çok fazla onu tanıyan insanlar yoktu ama yapılan farklı çalışmalarla beraber onun tanınırlığı hızlı bir şekilde ön plana çıktı. Şimdi bundan sonraki süreçte bizim yapabileceğimiz şey öyle olması lazım. Bizler önce yereldeki siyasetçiler olaraktan biz seçimlere sanki önümüzdeki dönemde, önümüzdeki birkaç ay içerisinde seçim varmış gibi şimdiden seçimlere başladığımız zaman bizim sadece yapacağımız tek şey adayın belirlenmesi ve adayın da kendi vizyon projelerini ortaya koyması kalacak. Yani biz çalışmalarımızı o doğrultuda yapmak durumundayız. Yani biz şimdi 61 mahalle var Pamukkale'de. 61 mahallede biz hızlı bir şekilde mahalle örgütlenmelerimizi oluşturduktan sonra, projelerimizi hazırlamaya başladıktan sonra ben şunun vaadini verdim. Hızlı bir şekilde mahalle örgütlenmesi oluşturulacak ve zaten geçen dönem oluşturduğumuz projelerin üzerine biz mahallelerden gelecek, muhtarlarımızdan gelecek, belediye meclis toplantılarından gelecek verilerle beraber biz bu projenin üzerine proje koyacağız ve iki sene sonra hani konuşmamın başında demiştim ya ben iki sene içerisinde başarılı olursam tekrardan üyelerimizden görev talep edeceğim. İşte bu başarılı olmanın önündeki temel kriter bu bence. Mahalle örgütü, ondan sonra eğitimler, artı projeler ve bu alandaki çalışmamızı ben sık sık genel merkeze dosyalarımı ileterekten ve eğer ki iki sene sonrasında biz tekrardan göreve geldiğimiz zaman
Ondan sonraki süreçte kim belediye başkanı adayı olmak isterse istesin, biz ona tamamen projeleri hazır, örgütü hazır, çalışma arkadaşları hazır, her şeyi hazır bir belediye başkanına tam böyle tam teşekküllü bir proje vereceğiz. Ve belediye başkanına sadece kendi vizyon projelerini ortaya koymuş olacak. O kadar. Araya gireceğim. Tabii ki. Devam edeceksiniz efendim sözlerinize. Şimdi dediniz ya, biz ben bu yola çıktığımdan beri birkaç kez ifade ettim veya her konuşmamda ifade ettim ön seçim diye. Diyelim ki Merkez Efendi Tolga Bey bunu başardı. Ön seçim yapılması gerektiğini söyledi. Ve yapıldı da Şeniz Hanım çıktı ve Şeniz Hanım kazandı. Bir ön seçim şimdi Sayın İçin'in desteklemiş gibi oluyoruz. Peki Pamukkale'ye gelindiğinde ön seçim yapılmadı. Şimdi bir siyasi partide, aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil de genel olarak bir siyasi partinin bir literatürü olması lazım. Yani bir kanunu, değil mi Sayın Bakırsoy? Bir şey olması lazım. Yani o ilçede yapılıp bu ilçede yapılması doğru mu? Geliyorum soruma. Sizin zamanınızda böyle bir durumla karşılaşırsanız nasıl bir tepki vereceksiniz? Çünkü dediniz ya, ben her konuşmamda ön seçim istiyorum diye. Şimdi ön seçim olması için zaten birden fazla adayın da ön planda olması tabii gerekiyor. Yani o seçim takvimi içerisinde yani adayların önceden çıkmış olması gerekiyor. Ve birden fazla adayın olduğu yerde zaten biz ön seçimi burada söz konusu yapabiliriz. Onun öncesinde de zaten biz şimdiden itibaren ön seçim dediğimiz için ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte yani milletvekili seçiminde de belediye başkanlığı seçiminde de artık aday olacak kişilerin de daha bir özgüveniyle beraber çok daha fazla sayıda aday olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü işte dediğimiz gibi bunun sözünü şimdiden vermiş durumdayız. Az önceki Yılmaz Bey'in bu ilçe başkanlıkları veya il başkanlıkları ile ilgili hani üyeler bazında gönül ister ki keşke tüm üyelerin oy verdiği bir süreç yaşansın. Ama tabii pratikte pek mümkün olmaz o. Şimdi 1 milyon civarında üyesi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi düşündüğün zaman yani 1 milyon kişinin sistematik bir şekilde hangi sistematikten bir genel başkanı seçebileceği çok da pratik işleyebilecek bir şey değil. Keza zaten şu anda 16-17 bin civarında Denizli genelinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi var. O kadar insanı aynı zamanda eş zamanlı olarak da nasıl oy kullandırılacak? Hani bunlar tabii hep kafalarda soru işareti. Yani delege seçimi şu an için hani mevcutta esasında değiştirilmesi gereken bir yapı ama yani şu an için en sağlıklısı bu gibi görünüyor. Ama genel seçimlerde ve belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğinde mutlak surette ben ön seçimin olması taraftarıyım. Ve hatta ben bunu bir adım öteye götürmek istiyorum. O da ki ön seçim olduğu takdirde ben 4000 üyemi bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur. Pamukkale içerisindeki 4000 yani şu andaki sayıdan bahsediyorum. Mesela yarın ön seçim oldu. Ben 4000 üyemi bir gün veya iki gün veya üç gün içerisinde farklı zamanlarda çünkü sağlıklı olması açısıyla bütün adayları toplayıp salona evet, üyelerimizle toplayıp adaylarımızın eşit şartlarda kendini ifade etmesi, sorularla kendi bilgi birikimi projelerini ortaya koyabileceği toplantılar düzenlemeyi düşünüyorum. Yani bu nedenle ben zaten ön seçimin olmasını mutlak suretle istiyorum. Hani genel merkeze de ben gideceğim zaman bu durumda bunları da açıklayacağım zaten. Yani ön seçim neden istediğimi ve ön seçimi hangi şartlarda adayları yarıştıracağımızı bunları da ortaya koymamız gerekiyor zaten. Yani bir de şöyle söyleyeyim, şu anda kaybettiğimiz Pamukkale var. 9 bin oyla kaybettik. Esasında 250 bin seçmenin olduğu bir Pamukkale ilçesinde 9 bin oy çok daha az bir oy. Tabii farklı sebepleri vardı bunun. Ama biz çok başarılı bir ittifak süreci yönettik. Bu ittifak sürecinin de aynı başarıyla devam etmesi taraftarıyım. Hem önümüzdeki genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem bundan sonraki süreçte. Çünkü biz ittifak sayesinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak partileri tüm Türkiye'deki 80 milyon vatandaşın %50'sini eğer hitap edebiliyorsa belediye başkanlıklarında şu anda %50'sini CHP ve İYİ Partili belediyeler yönetiyor. Bu ittifak sayesindedir. İttifak sürecinin biz sağlıklı bir şekilde devam etmesi taraftarıyız. İttifak sürecinin devam ettiği takdirde ve zaten bu ekonomik olumsuzlukların gittiği ve Pamukkale Belediyesi'nin şu an için hiçbir şey yapamayacağını varsayarsak ben inanıyorum ki zaten 5 sene sonraki yerel seçimlerde çok fazla adayın çıkabileceği ve herkesin elini taşın altına koyaraktan da ciddi projelerle aday olabileceğini düşünüyorum.
Sayın siz konuşurken tabii sorular da geliyor Sayın Bakırsoy. Evet. Sayın Bakırsoy da durmadan not alıyor. Notlarında gözüme ilişiyor. Aslında benim soracağım soruları belki kendisi ifade edecek diye ben sormayayım artık. Sayın Bakırsoy, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii sorularla kısa bir şey daha yapacağım. Kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Siz dediniz ya, hani Pamukkale hiçbir şey yapmıyorken, ya şimdi çok eleştirilen bir seyir tepesi miydi? Evet. Seyir tepesi yapılmışken o zaman bile tam anlatamadı sanırım Cumhuriyet Halk Partisi. Buyurun. Çalışmamız değil yani. Yani seyir tepesi ayrı bir mevzu. Hayır, ben oraya... Evet. Şey dikkatimi çekti, 16-17 bin kayıtlı üye var dediniz. Bana göre çok az. Yani 750-800 bin seçmenin olduğu bir ilde 17 bin kayıtlı üye sizi kalıcı başarıya götürmez. Hiç olmazsa %10 olması lazım. Yani 800 bin seçmen varsa 80 bin üye kaydını aşmanız lazım. Sizce Sayın Çen, sadece kısa. Şimdi, şimdi değil. Tabii kısa. Ki doğru söylüyor mutlaka. Ama nedenini bunu da sistematik olarak önünü açarsanız üyeler üyeli oluyor. Nedenini soracağım. Devam edin efendim. Nasıl 80 bin üye olacak? Onu mu soracaksın? Hayır, sağlıklı olur mu? Sağlıklı soru bana ayrıca soracak. Sağlıklıyı sağlıklı ayırmayacaksın. Neticede o üye bazında aday tespitleri yapılacaksa, oradan gidiyoruz ya şimdi mevzumuz o. Üye bazında aday tespitleri yapacaksak, milletvekilini seçeceksek, belediye başkan adaylarını, meclis üyelerini seçeceksek üye bazında, seçtiğimiz adamı yani üye bazında şeye gidecek, sandığa gidecek. Evet. Üye olmayan da oy verecek. Dolayısıyla üye bazında olmasının da evet siyasetin pratiğinde zor. Herkese ulaşmak çok zor. Çok kolay bir iş değil. Özellikle çok pahalı bir iş. Yani bir aday olsam sanki üye bazında seçimi istemem. Yani işime gelmez. Çünkü herkese ulaşmak çok zaman alır ve pahalıya mal olur. Evet. Delege bazında aday olabilmek daha kolay. Biraz daha kolay. Hele o dengeleri de hakimsen, evet. Delege yapısında hakimsen daha pratik. Kolay. Netice almadım adına. Ama halkla istişare edeceksin. Halka tekrar en son gideceksin. Gittiğinde de üye bazında olursa bir şekilde toplumun değişik kesimlerine temas etme şansı yakalıyorsun. Onları daha çok dinleme şansı olsun. Yani Yılmaz Bey orada hak verdim. Evet. Daha çok farklı ekonomik seviyede, siyasi, kültürel yapıdaki insanlarla temas ediyorsun. O da sizi bir şekilde başka bir yere götürüyor ister istemez. Aksi takdirde delege olduğu zaman, delege zaten partiye girip çıkan insanlar oluyor ekseriyetle. Yani partinin kapısından içeri girip çıkan adam zaten delege olabiliyor. Girip çıkmayan adam zaten delege olamıyor. Yani mahalledeki partileri evet. Tanıması gerekiyor. Ama adamın partide bir nüfusu yok belki ama bulunduğu mahallede bir çevresi var, karşılığı var. Dolayısıyla o adamın partiye gelmeyen adamı partiye getirebilir hale gelmek lazım. Onun için de onu kaydetmek lazım. Hatta mümkünse şunu söylemek lazım. Kardeşim sen Cumhuriyet Halk Partili olamayabilirsin. Gel bize oy ver. Gel dünya görüşünü bizde ifade et. Biz sizi ötelemeyeceğiz. Sizden rahatsızlık da duymayacağız. Evet. Dolayısıyla bu ve buna benzer şeyler, yani her anlayıştaki insan o siyaset kurumu içerisinde temsil edilebilirse, kendini çok kolay, çok rahat bir şekilde ifade etme şansı yakalarsa sanırım başarıya giden yol buradandır diye ben düşünüyorum. Bir şey eklemek istiyorum burada. Şimdi üye bazında, şimdi bizim de delege bazında seçiliyoruz ancak biz çalışmalara yaklaşık Temmuz ayında başladık. Tabii seçim takvimi bizim Kasım'daydı. Biz şimdi Temmuz ayından Kasım'a kadar da biz 4000 üyeye de mümkün mertebe ulaşmaya çalıştık. Zaten hani toplantılar yaptığımız zaman biz kimisine ev ziyareti, kimisine iş yeri ziyareti, kimisine de işte mahallelerde, akşamları, gün içinde toplantılarda zaten biz bütün üyelerle beraber toplanmaya çalıştık. Hani 4000 üyenin yani şu anda tam sayısal olarak kaçına ulaştım şimdi söyleyemem. Tabii ulaşabilir. Herkese işi var, gücü var. Tabii yani ona işte aynı olarak akşamları gittik. İş yeri rahat pozisyonda olanlara iş yerini ziyaretlerde bulunduk. Ev hanımı olanlara ve evde olanlara ev ziyaretlerinde bulunduk. Zaten biz kendimizi o şekilde ifade ettikten sonra biz şunu da söyledik. Hani mahalledeki delege seçimlerinde siz mahalleliye yetki vereceksiniz. Eğer siz de mahalle adına söz sahibi olmak istiyorsanız siz de delege adayı olun. Şimdi sıradan üyeye de biz bunu söyledik. Hani böyle olunca da zaten bizim seçimlerimizde genelde şimdi cumartesi günü biz 61 mahallenin 5-6 mahalle dışında ilk gün çoğunluk sağlandı. 3'te 1 çoğunluk sağlandı. Hani daha önceki seçimlerde falan genelde pazara sarkıyordu seçimler. Çünkü insanlar böyle bir iştahla hani gerçekten o ya mahalle adına ben de bir söz sahibi olayım. Kendi ilçe başkanımı seçmekte benim de bir payım olsun düşüncesiyle. Biz hem üyelerin hepsine ulaşmaya çalıştık hem de onların ilk gün sandığa gelmesini sağladık.
İkinci bir nokta da ben çalışmalarımı yaparken, daha doğrusu ekip arkadaşlarımızla çalışmalar yaparken sizin dediğiniz gibi biz hem mevcut üyelerimizi güncellemek, ikincisi üye sayısını arttırmak, üçüncüsü ise gönüllü havuzu yapmak adına çalışmalarımız olacak. Çünkü çoğu vatandaşımız var, partiye üye olamıyor farklı sebeplerden dolayı ama gönüllü olaraktan elimden ne geliyorsa yapabilirim düşüncesinde olan insanlar var. Ki zaten bu 22 Aralık'taki kongreden sonra bayağı bir arttı. Şimdi bana hızlı bir şekilde geri dönenlerden üye olmak için partiye gelen arkadaşlar da çok fazla var. Bir de dediğimiz gibi gönüllü olaraktan ben çalışacağım diyenler var. Biz bunun çalışmasını ben şeyde yapmıştım. Şimdi geçen dönem bilişim sorumlusu olduğum zaman bizi yakın çevremizden başlayaraktan üye olamayan ama gönüllü olaraktan bize destek verebilecek olan arkadaşları biz bilgisayar ortamında zaten kaydettik. Şimdi onu bir adım ötesine geçeceğiz şimdi. Bunu daha da arttıracağız. 61 mahallede önce işte dediğimiz gibi yeni yönetici arkadaşlarımızın da heyecanıyla onların yakın çevresini kullanaraktan biz şu anda 100'ü geçmiş durumda gönüllü. 2 haftalık süreçte. Yani 4000 üyemizin yanında 100 tane gönüllü. Şimdi bu 100 üye, biz geçen dönemde ben yaklaşık 300 civarında da gönüllümüz vardı bizim. Şu anda 4000 üyemiz, 400 tane gönüllümüz var. Biz bunu önümüzdeki 2 sene boyunca dediğiniz gibi bu 4000 üyeyi ben neden 6-7000 yapmayayım? Ve bu gönüllü sayısını neden 10.000'lere taşımayayım? Çünkü İstanbul seçimleri bu şekilde kazanıldı. Ekrem Bey'in ilk ilçe başkanlığı dönemindeki çalışması da bu şekilde oldu. Beylikdüzü'nün potansiyelini ortaya çıkarttı. Biz de o amaçtan yola çıkacağız. Şimdi Pamukkale'de bir potansiyel var. İnsan gücü var. Bir şeyler katmak isteyen insanlar var. Biz o insanları ortaya çıkartacağız. Ve o insanlarla beraber zaten biz önümüzdeki süreçte başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Notlarım vardı Sayın Bakırsoy. Çok fazla notlarım yaz, konuyu başka bir yere götürecek, girmeyelim bence. Siz şimdi toparlayın da. Bana da çok şey geldi. Yani 17 bin üye veya 20 bin üye Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin Denizli'de üye sayısının düşük olması tuhaf. 2000 bitti mi seferleyici? Bir dostum yazdı onu Hakan Bey ama Aydın'da ikamet ediyor. O izliyormuş programımızı. Olsun, misafirimiz Aydın. Aynı performansı Aydın'da da bekliyorlar da onu söyler misin abi dedi. Söylerim tamam, dedi. Şimdi onu söyleyeyim. Hakan Bey'in dileğini yerine getiriyorum. Performans ne? Yani bu tür siyasi toplantıları yapılmasını istiyorlar. Yani sizi Aydın'a davet ediyorlar. Yok beni değil. Yani sizleri diyorlar ya. Biz bizi mi istiyor yoksa? Arda Bey'im istiyor. Bu manada siyasi toplantılar Aydın'da yapılmasını istiyor. Tamam. Ben... O zaman Aydın'da söz verelim. Güzel bir yerde toplantı yapacağız. Tamam. Biz Arda Başkanım da dedi ya işte önce dönem ön seçim yapıldı ama kötü sonuç alındı. Orayı şöyle bir açayım. Ben İkiyöylül'de aday belirlemeleri 2013. Pardon, Arda Bey cevap verebilirsiniz. Katılmadığınız nokta. Hayır, katılmadığınız nokta. Bildiği bir konu zaten. Hayır, tabii ki. Bildiğim konu da katılmadığı bir nokta varsa. Tabii ki. Lütfen verebilirsiniz tamam. Arayı. 2 Eylül'de son aday başvuruları yapıldı. 2 Eylül'de tek adayımız vardı. Biz zannediyorum 20 Ekim yani son aday belirlemeden 40-45 gün sonra geldik yönetime. Evet. Kurucu üyesiyiz. Pamukkale'nin kurucu yöneticisiyiz. 24 Kasım'da akabinde yaklaşık 25-30 gün sonra da ön seçim yapıldı. Evet. Şimdi şöyle bakalım olaya. Bir insan ne olmak istiyorsa ona göre ihtisas yapar, ona göre yönü yöntemi vardır. Öğretmen olmak istiyorsa bunun yöntemi bellidir. Şimdi bir insan siyaset yapmak istiyorsa da bu kulvarı yönü yöntemi belli olmalı. Ki siyaset de çıtası yükselsin, o adamın önünü açalım. Şimdi neden gençleşmiyor diyoruz parti? Siz belirli yöntem uygulamazsanız, bu yöntem içerisinde o mücadele şansını vermezseniz o partiyi gençleştiremezsiniz. Yeni gençler akım sağlayamazsınız. Bugün tahsilini yapmış, ülkesi için kaygılanan, 23-25 yaşına gelmiş bir gencimiz herhangi bir siyasi partiye girdiğinde ne olmak istiyor ise önü ve yönü yöntemi açık olması gerekiyor ki orada liyakat dediğimiz olay açığa çıksın. Ülkenin en iyi siyasetçilerini arenaya taşıyalım. Asıl amaç bu. Yoksa bir defa ön seçim yaptınız, iki defa yapmadınız. Bunlar sonuç veri değildir. Bunları veri olarak alırsanız bu sistemi geliştiremezsiniz. Şuna benzer işte 1950'de toplumun %60'ı cahildi. Bunlar oy mu kullanır? Devam edelim der gibi bir şey olur. Yani neticede
Bunlar istisnalar kaideyi bozmaz. Eğer biz bunu devamlı kılabilirsek, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ön seçimleri milletvekili belirlemede örgütlerde olabildiğince demokratik yapıyı geliştirebilirsek gençlerin önünü açmış olacağız. Bu mevcut iktidarın elinden de bu şeye iktidarı alacağız. Başka yöntemi yok. Çünkü biz bir adım önde bir adım doğru yapmış olacağız. Yani genel olarak Türk siyasetine baktığınız zaman sıkıntılar bunlar. İşte dönüp dönüp hep şey pilavı gibi diyorlar ya, getirip getirip önümüze koyuyorlar. Önce itibarsızlaştırıp ne yaptılar mevcut iktidarlar? Önce götürdüler işte devlet kurumlarına yandaşı, yandaşı doldurdular, disiplini bozdular. O kuruma zarar ettiler. Döndüler kamuoyuna dediler ki bu kurum zarar ediyor. Devlet üretim yapamaz. Tak bedava sattılar. İşte parlamenter sistem de bedava gitti. Bunları çok 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 büyük kazanıyor. Bedava giden bir şey yok ya parlamenter sistemde. Hayır, parlamenter sistem kalmadı. Hala devam ediyor yani. Yok yok kalmadı canım. Kalmadı. Yani, parlamenter sistem kalmadı. Hükümet sistemi Türkiye değişti sonuçta. Değişti yani. Parlamenterin evet, herhangi bir gücü yok. Şimdi olayları değerlendirdiğimiz zaman neden yani, ve sonuç... Asker gönderiyoruz, tezkere çıkıyor. Parlamenter dediğin sistemde devam çıkıyor orasından. Nasıl gücü yok ya? Şimdi ben beni halk gönderirse buradan şöyle söyleyeyim. Beni halk gönderirse ben halkın nabzına göre mecliste el kaldırırım. Bir gün önce işte neydi o termik santralleri işte çevreye zararını kanser yaptığını anlatacağım. Doktor profesör olarak ertesi günde anlattığımın tam tersi oy kullanacağım. Grup kararı diye. Grup kararı ayrı bir şeydir. Doğru bir şey olursa olursunuz hep beraber grup kararlarısınız. Yani ülkenin menfaatine bir şey olur tabii kalırsınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Denizli'den halk gönderdi size. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki grup kararına uyacaksınız. Bir madde var. Hangi madde? Önemli olan. Senin vicdanına, sizin vicdanınıza... Benim halkıma terse ben onu çıkar anlatırım. Neyi anlatırsınız? Burada çıkan yasa... Anlattınız ama devam ediyor. Ne yaparsınız? Burada ben halkımın gücüyle gittim. Halkımın takdirine göre oy kullanırım orada. Grup kararları tabii ki birlikte hareket edilir. Ya işte sonuçta... Ama ben mesela termik santralle ilgili düşüncem şey oysa... Yani, Cumhuriyet Halk Partisi akıl ve bilimi... Bilimi öncüler. Öyle bir şey merkezine koyduğu tabii için. Yani böyle halkın sağlığına rağmen bir şey yapmaya da yani ısrarcı olmaz söylemedim yani. Sadece halkın sağlığı değil. Yani bir grup kararı var ama Denizli ile ilgili diyelim Pamukkale travertenlere giriş 90 lira olacak. Atıyorum. Olacak herhalde. 90 lira mı olacak? Olur yakında. O hükümetin işi değil, o yerel yönetimlerin işi. Misal verdim yani, abi. Yani Denizli'nin yani, başka ne misal vereyim yani. O zaman deriz ki biz de halk olarak, biz de Denizli milletvekili olarak çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz bedava gitsin. Halkımız da bayramlarında bedava gitsin deriz. Bayramlarda. Niye bayramlarda bayram bizim bedava gitsin? Milli bayramlarda. Ya, yer bizim değil mi? Milli abi ve dini. Ya yer bizim değil mi? Yani bizim de. Tamam o zaman bedava gitsin. Şimdi en azından bir şöyle bir şey ayırırsın. Dini ve milli bayramlarımızda bravo, bedava gidecek dersiniz. Bana kısa bir öz. Neden 80 bin, 100 bin üyeye ulaşamıyorsunuz? Kısa bir öz lütfen. Diğer bir, konuklarıma da. Az önce söylediğim yapısal olarak buna müsait değiliz. İki, şu anda mevcut siyasi iktidar çok aşırı var. Yapısal olarak neye müsait değilsiniz? Şimdi üye yapısı işe yaramıyor. Üyeye çok sorulmadığı için. Üyeye ön seçimler yapılacak, üyeler bazında seçimler yapılacak Cumhuriyet ki Halk Partisi, üye değeri artsın. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli'de neden 80 bini, 100 bini bulmuyor? Olamaz. Şu yapıda olma şansı yok. Neden? Artık o şansı da yitirdi. Neden? Şu anda mevcut siyasal iktidar da... Ya bırak mevcut siyasal iktidar abi. Kaygıdan kaynaklı. Ya bak ben... İş kaygılarından, gelecek kaygılarından ya da çocuğunun işte devlet memuru, onun devletten atılmasına kadar herkesin bir kaygısı şimdi babalar var. Babalar üye olamıyor çünkü tabii, olur da çocuğum atanamazsa diye. Şimdi gençler üye olamıyor. Yarın ben iş bulamazsam demek diye. Demek ki 16 bin üyeniz sabit var. Ben yönetime geldiğimizde bizim hedefimiz 25 bin üyeydi Pamukkale yönetiminde. Neden yapamadınız efendim? Ömrümüz vefa etmedi. Bir de dediğim gibi şey, üyeliğin statüsünü yükseltmek gerekiyor. Üyeliğin değerini yükseltmek gerekiyor. Güzel. Ben 2015'te... Her yerde ziyaret. 2015'te ön seçim oldu. Ön seçimde milletvekili çıkmak için değil, ön seçimin Türk siyasetine ne kadar katkı koyacağını anlatmak için aday oldum. Ve Denizli'de yaklaşık 300-350 köye bizzat gittim. 25 bin kilometre yol yaptım. Milletvekili adaylığımdan sonra da gittim. Türk siyasetinin asıl eksik olan tarafları bunlardır. Gelin çok dedim. Çalışmıyorlar diyorsunuz. Gelin dedim. Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yapıyor. Demokrasiye sahip çıkalım. Demokrasiye Cumhuriyet Halk Partisi yapmasın. AK Parti ön seçim yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi yapmazsa benim oyum AK Parti'yedir dedim. Demokrasiye inanıyorsak dedim. Teşekkür ederim. Ben anlatma için.
O mücadeleyi konuma, verdik ama konuma, yani. Siz her hafta buradasınız da konuma söz vereceğim. Kısa bir öz. Yani Yılmaz Bey'e söz verdim. Arda Bey evet Arda Bey. Ama Sayın Bakursoy'da kısa bir öz söz alayım. Siz bir zil yapın. Böyle basınca sussun adam, anlaşmayı yapalım yani. Dakika geçerse ben de susayım. O zil sesini duyan sussun. Öyle bir şey, bir formül geliştirelim. Evet, güzel bir program oldu. Arda Bey ile tanıştığım için fevkalade memnun oldum. Dinledim, anladığımı düşünüyorum. Allah yolunu açık etsin. Kolay değil. Siyaset yapmak bugün kolay değil. Siyasette o önemli laflar vardır, sözler vardır. Siyasetçinin parası puldur, karısı duldur. Dolayısıyla böyle bir tabir vardır siyasette. Bunu şoförler için de söylüyorlardır herhalde. Şoförlerim ya, ben siyasetçiyi biliyorum. Bizimkiler öyle oldu da ondan diyorum. Şimdi arabalar Mercedes. Basıp gidip geliyorsun. Evet. Sizin dönemizde de. Dolayısıyla evini, işini ihmal etmeden, evet. Biz yaptık da sen yapma. İşini ihmal etmeden, oturmuş sistemini bozmadan. Evet. Ama siyaseti de muhakkak yaptın ve yapıyorsunuz. Yapacaksınız da. Hedefiniz muhakkak vardır. Zaten siz o performansınızı gösterdiğinizde, bu güler yüzünüzü, samimi tarzınızı gösterdiğinizde zaten taban size kendi hedef koyacaktır. Sizin gidip bir şey istemenize gerek yok. Bizim siyaset anlayışımızda siz görev talep etmeyeceksiniz. Görev size verilecek. O hale gelmek lazım. Görev verilir hale gelmek lazım. Dolayısıyla siz de o yapıya müsaitsiniz. Kendinizi, ben o pozitifliği gördüm. Böyle samimi, doğal. Bizim siyasetçilerin şeyi vardır. Bir showman tarafı vardır siyasetçilerin. Böyle insanları kendini beğendirebilmek için farklı kılıklara girerler, çıkarlar zaman içerisinde. Ama siz samimi ve doğalsınız. Fevkalade temizsiniz. Çok teşekkür ederim. Benim sizden istirhamım, bir abi olarak nitelendirirseniz siyaseten, herkesi kucaklamaya çalışın. Evet. Yani bu ülke insanını bir bütün olarak görün. Size oy verme ihtimali olmayanı da sizden gibi görün. Evet. Bir şekilde ötelerseniz, görmemezlikten gelirseniz, o insanı size kırılıyor belki ama cezasını partiye veriyor. Evet. O bakımdan sizin hata yapma lüksünüz yok. İlçe başkanlığı makamı benim nazarımda il başkanlığından çok daha kıymetlidir. Gerçekte de öyledir. Yani il başkanları sadece partiyi temsil eder. Hı hı. Ama asıl hamallar, partinin yükünü çekenler ilçe başkanlarıdır. Zor görevdir ilçe başkanlığı. Ben sizin başarılı olacağınıza çok inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah yolunuz açık etsin. Ben de zile bastım. Evet, uzattım ben de, özür. Sayın Arpacı, son 2 dakika ve 3 dakika size bırakıyorum. Buyurun. Şimdi ben güzel temennilerinizden, dileklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Artık siyasetin de ben dilinin değişmesi gerektiğini ve yavaş yavaş da değişeceğini düşünüyorum. Artık hani temiz bir siyaset diliyle konuşmak gerekiyor. Dediğiniz gibi herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen. Yani herkesi aynı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ortak paydası altında buluşturup herkese eşit şekilde yaklaşan bir siyaset dili kullanırsak eğer biz, o zaman başarılı oluruz. Çünkü hep kendimizi gibi düşünen insanlarla olduğumuz takdirde işte o zaman kendimizi bir farklı bir pencereden görme imkanımız olmuyor. Farklı insanlarla o ortak akıl dediğimiz toplantılarda zaten bizim bundan sonraki yapacağımız şey olması gerekiyor. Yani hangi mecrada olursa olsun, yani siyaset dilinde de öyle olsun, farklı kurumlarda da aynı şekilde olsun. Farklı görüşlerin insanları tek çatı altında toplayıp fikirlerin yarıştığı, fikirlerin böyle beyin fırtınalarının koptuğu bir ortamlara sahip olmamız gerekiyor siyaseten de. Ve son seçimler gösterdik, artık herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen insanlar kazanıyor. Çünkü artık insanlarımız çok yoruldu bizim. Yani böyle kavgacı, uslupçu dil karşısında artık hani muhatap da bulamıyorsunuz çünkü. Yani oturup da bir masada uzlaşma ortamı daha farklıdır. Bir de bundan sonraki süreçte de artık hani hep sorunlar konuşuluyor genelde bizim Türkiye'de. Sorunlar konuşuluyor ama çözümler bir şekilde dile getirilmiyor. Biz artık sorunun kaynağına inip bunların çözümünün de konuşulduğu siyaset dilinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk'ün yani bize vasiyetlerinden bir tanesi de dinamik fikir ve eyleme geçmedir. Ya biz bundan sonraki süreçte zaten siyasetçiler olaraktan hep dinamik fikirlerimizi dinamik tutup ve günümüzün şartlarına göre de tabii uyarlamak lazım. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Çağdaş uygarlığı hedefledi kendisine. Akıl ve bilimi koydu.
askeri zaferlerin üzerine kültür ve sanatlar taçlandırmayı hedef gösterdi. Ama geldiğimiz noktada artık biz kültürü unuttuk, sanatı unuttuk. Sporun içine siyaseti soktuk. Eğitimde zaten eşitsizlik gidiyor. Sağlık da aynı şekilde. Hukuk da aynı şekilde. Yani tamamen her alanda eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir coğrafyada yaşar hale geldik. Şimdi bize düşen şey o eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve hak, hukuk, adalet peşinde koşan insanları arkasında olmak, destek olmak ve onların herkesi kucaklayacak bir siyaset dili geliştirmek temennisiyle zaten biz de çalışmalarımız bundan sonra yapacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Başka programlarda yine 2 yıl boyunca siz ilçe başkanısınız. Biz sizi davet edeceğiz. Müsait olduğunuzda geleceksiniz, anlatacaksınız. Bu ilk programımız olmuş oldu. Kendinizi ifade ettiniz. Aylar geçten sonra bakalım gerçekten anlattıklarınızla sizin yaptıklarınız örtüşüyor mu? Gözümüz üzerinizde. Misafirlik bitti. Misafirlik bitti. Daha sonra misafir olmayacaksınız. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Nasıl program? Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok keyif aldım, çok sağ olun. Misafir olduğunuz için keyifliydi. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Çapraz Açı programının daha sonuna geldik. Bir başka Çapraz Açı programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın efendim.